Kocam. Kızım. Hayatta mı kocanız? Herhalde. Hayattadır. Ama ayrıyız. Çok affedersiniz. Resimdeki bebek. Kızım. Kızınız mı? Şimdi koskoca kızdır. Şimdi koskoca kızdır. Olmuştur tabii. Kendisini hiç görmüyor musunuz? Hayır. Nasıl olur? Ayrıldığımız günden beri... Bir kerecik göstermedi yavrumu bana. Bir kerecik. Affedersiniz. Üzmek istememiştim sizi. Ziyanı yok kızım. Tatlı şeylerden konuşalım biraz. Mesela sen! Zeynep abla, Zeynep abla! Hamdi baba ölüyor, doktor hanım çabuk kahveye koysun, çabuk abla! Yahu açılın, açılın be, açılın! Melahtan anlamadan anlarsınız be! Allah Allah! Açılın ya, yol açın! Açın şöyle be, açın be! Açılın! Ha. Açılın diyorum size! Çıldırdınız mı? Dursanıza! Çekil şöyle kenara! Sıcak su getir bana! Amca sen de ne şöyle oldu? Çekil! Aniden baygınlık geçirdi. Nesi vardı, ne oldu? Anlasanıza nasıl oldu? Allah'ın bir garibi, borcu varmış. İcradan geldiler. Korktu, heyecanlandı. İskemlesini, aynasını, makaslarını alacaklar diye. Memur çıkar çıkmaz düştü. Kalp mi yoksa? Korkmayın. Geçmiş olsun amca. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Sağ olun, sağ olun. Arslan gibisin amcacığım. Ufacık bir sinir krizi. Benden sana müsaade, ne istersen ye. Ya, peki ya sigara, içki? Her şey serbest. Ha. Doktorun böylesine de can kurban hani, değil mi? Şimdi istersen falına bakayım senin. Peki evladım, nasıl istersen. Aman Allah! Hı? Sana bir kısmet var amca. Ya. Ya bugün ya da yarın bir mektup var. İçinde de para. Kapının altından atılıyor içeriye. Doktorluğuna diyecek yok kızım ama falın nafile. Kısmet benim evi görse, üç mahalle öteye kaçar ya! Görüşürüz bey amca! Benim falımın daha çıkmadığı görülmemiştir. İnşallah! Artık bize müsaade! Evet, rica ederim, müsaade! Buyurun! Çok me... Affedersiniz, fincanlarınız. Lütfen kabul edin. Size layık değil ama. Ah İlhan Bey oğlum. Ayıp ettin ama. Çok severim bunları. Ah ben bari şunları alayım, eve bırakayım bari. Sen beni bekle, emi kızım. Şey, affedersiniz, eğer rahatsız etmezsem, sizinle... Allah'ım sen bilirsin! Kimmiş hasta? Şuradaki bey! Nerede fişiniz? Niçin soyundunuz? Zamandan kazanmak için. Nasıl olsa bütün doktorlar soyarlar insanı. Neymiş bakalım şikayetiniz? Ağrı. Sanki şuralara vuruyor da... şuramdan... burama... böyle. Yatın. Yatayım. Mersi. Mahalleliyiz, komşu sayılırız. Nefes alın ve verin. Bütün mahalle adına size teşekkür ederim. Hamdi babayı siz bir şey yapmış. Susun, nefes alın ve verin. Anladık canım. Biz başka bir şey mi yapıyoruz yani? Bırakın konuşmayı. Nefes alın, verin. Nefes alın, verin. Alın, verin. Doğru nefes alın, verin diyorum. Ben de alıp veriyorum işte. Burası karate salonu değil. Normal nefes alın, verin. Affedersiniz. Vücudum acayip şekilde güzeldir de, o bakımdan yani bilmem ne. Başka şikayetiniz? Yalnızlık, ruhen yalnızlık. Bilmem anlatabildim. Giyinin lütfen.
Reçete mi yazıyorsun? Evet. Lütfen reçeteyi kapıcıya verin. Kapıcıya mı? Evet. Bir daha gelirseniz sizi içeri almasın diye yazdım. Evet ama... Derhal çıkıp gitmezseniz resmi bir daireyi işgalden polis çağırtırım. Kapı sağda. Ne kadar şahane, muhteşem, nefis bir vücudunuz var Alp Bey dedi. Bana dedi, bana... eridi namussuzum, eridi, bitti kadın. Yapma be, Allah yemeğe sıra. Çıkalım dedi, meşgulüm falan dedim. Anlarsın ya işte, çaktırmadım dalgayı tabii. Yaşa. Baba. Yok canım. Oğlum bu yavruya ne oluyor? Ne oluyor ya? Ha? İnanmıyorum o kadar. Arkadaş, fena oluruz sonra. Anlarsın ya. Olalım. Gel, gel, gel. Hadi gel, hadi. Kaşındın sen, hadi gel. Allah! Fal çıktı, fal çıktı! Ne oldu, söylesene! Hanım kapının altında bulmuş, şu zarf içinde 2000 lira doktor kızın falındaki gibi ya! İşte paralar ha! Aman amca! Muradınız neyse oluyor. Aman kızım! Sıkılma canım, yabancı değil o. Çekinme! Söyle amca! 6 aylık kira borcum vardı. Tamam! Bir haftaya kalmayacak, bir havale gelecek sana. Hem de postadan, uzaktan! Olmaz ki, herkese borcum var. Alacağını unuttuğum biri olmalı zahir. Eline çok, çok toplu para geçiyor. Yok kızım, bırak fincanı. Benim gibi garibi ümitlendirmek günahtır. Aa, merak etme! İyi, görüşürüz amca. İnşallah kızım, ne diyeyim? Zahmet buyurun oldu efendim. Size. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Hayır, ben gireceğim kapıya kadar. Kızım, nedir bu fal hikayesi? Fal işte. Bu gece misafirimsin benim. Su böreğim meşhurdu, bol peynirdi. Sever misin? Bayılırım. Çok güzel. Afiyet olsun yavrum. Yarın akşam ben de bir dolma pişireyim de görün. Oo, öyle marifetlerin de mi var? Nasıl olmuş? Harika. Afiyet harika. Olsun. Buyurun. Siz de buyurun Fatma Hanım teyze. Bak kızım, hiç zeval olmaz. Bunları İlhan Bey oğlum yollamış. Aman bayılırım patlıcan dolmasına. Lütfen çöpe atın bunları. Çöpe atın dedim! Ama niye kızım? Atın diyorum! Atın! Ayol, bana muhtaç çiçek yollasa sevincimden deliye dönerdim. Doğrusunu isterseniz teyze, mahallenizden çok memnunum. Hele sizlere aşık oldum. Ama o iki domuz yok mu? İlhan mı? Evet o! Bir de serseri var. İşittim, Alp köpeği. Rezil ediyorlar beni dünya aleme! Bıktım canım, bıktım, bıktım! Bir kere sabahları ne rahat var ne huzur! Ön kapıdan çıkıyorum, İlhan Bey orada, salak! Romantik rolünde, süklüm püklüm! İç çekerek bakması yok mu, cinleri topluyor başıma! Ertesi sabah gözüm görmesin diyorum, arka kapıdan kaçıyorum! Bu defa da o serseri Alp, arabasının kapısını açmış, buyurun efendim, götüreyim efendim! Tabii, hemen yaptım yuvasını ikisinin de! Bir daha sizi buralarda görürsem rezil ederim, polise söylerim dedim! İlhan meme lazım, gene efendi! Öteki diklenecek oldu ama aldı cevabını! Oh, tam kurtuldum demeye kalmadı, bir de ne göreyim! Hastanenin önünde beklemiyor mu seninki? O kapıda da Alp beyefendi, elinde bir buket çiçek! Bu da yetmedi, araya arkadaşlarını koydular, nimetlere davet ettirdiler! Karşıma kim çıktı dersiniz? İlhan! Arkadan, Leyla'nın toplantı gününde Alp'i tanıştırmazlar mı bana? Leyla'nın akrabası olurmuş diye. Tabii yüz vermedim. Ama abla o kadar canım sıkılıyor ki. Aman yavrum, senin kadar şeker bir kızı müsaade et de biraz rahatsız etsinler. O muhterden alçak, bunlardan bir tanesini bana yapsa uğruna kurban keserim. Hazır! Hazır! Muhter! Hanım kızım! Aman muhter! Kızım! Geldim muhter! Mecla Hanım kızım! Aman muhter! Geliyorum! Yo, yetiş, yetiş! Ne? Postacı ölüyor, postacı! Şimdi açar gözlerini. Hatice yenge açmış kapıyı. Postacı arkadaşları, elde bir havale...
Tam 5.000 lira. Önce şaka zannetmişler. Sonra bakmışlar ki gerçek. Müjdelemişler zavallıya. Duyar duymaz demiş düşmüş. Düşüş o düşüş. Hey gidi kızım. Nasıl da gördüm falda. Evliya mısın nesin sen? İyileşti. İyileşti. Geçmiş olsun amca. Heyecandan ufak bir şok geçirdiniz. Allah senden razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin cümlemizi. Hepiniz inşallah benim yaşıma gelirsiniz. Ama benim gibi bayılmayın iki de bir de sakın ha. Etrafınızda koşuşanlarınız çok olsun. Hem de canı gönülden. Ne vardı sanki bayılacak ama heyecan işte. Birkaç kere cilve yapmak istedi. Yakaladım kolundan. Lan dedim bana öyle tıbbi numaralar sökmez. Ben adamın ciğerini röntgensiz dikizlerim. Atla arabaya. Anlarsınız ya. Helal be abi, aslan lan be. Lan Gebzeli, herkese birer demli yengenin şerefine. Yaşa abi be. Bey abimize de bir bardak nane limon asabatına çüşlesin diye. Bak 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 bak, ne kadar da heyecanlandı kulüp çocuğu. Bir genç kız için böyle çirkin iftiralar atmak ayıptır, ayıp. Alo, alo polis. Derhal özür dileyeceksin. İşte o kadar. Aile işlerine ne karışıyorsun? Bana bak, fena olacak. Bırak onlara uyma sen. O kadar kızıyorsan nikaha gelme. Bu yaptığına itlik derler, itlik. Kerette! Hayırlılar! Ulan çekilin! Ulan çekilin, bırakın! Bırakın çocuklar! Ayıp durun! Ulan durun, ayıptır, ayıp! Aynı mahallenin çocuklarısınız! Utanmıyor musunuz be? Mahallenin dayısı sen misin? Ulan çekilin ulan! Ah kızım, zahmet oluyor ama. Estağfurullah amca. Çok derdin var. Oğlum, biricik oğlum kolunu makineye kaptırdı. Tazminat aldı gerçi ama borca harca gitti. Nasıl anlatsam yavrum? Yeni de evli, karısı hamile. Bir dükkancık açabilsek, bir ufacık dükkancık. Ağzımdan aldın amca. Neyi, neyi kızım? Bak, bak 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 amca, üstü saçaklı, kapalı bir mekan. Tam dükkan işte. Aman yavrum. Çok iyi fal amca. Sana para var. Hem de iyi para. Allah'ım sen işit. Bir büyük kapıdan çağıracaklar oğlunu. Para verecekler. Dükkan aç diyecekler. Vallahi billahi amca. Allah Allah, şu iş bir olsun. Oldu bil amca. İnşallah. Hanım kızım. Doktor hanım kızım. Necla hanım kızım. Yaralı var, yaralı var. Yaralı mı? Of, of, of! Ne de tatlı canınız varmış. Affedersiniz. Kıpırdamayın. Özür dilerim. Kesin konuşmayı canım, kesin. Peki. Bakın gene konuşuyorsunuz. Sabaha kadar 3 kere pansuman değişecek. Saat 10'da hastaneye geleceksiniz. Teşekkür ederim. Ay, konuşmayın canım. Peki sustum, sustum. Allah razı olsun kızım. Bak muhtar amca, hastalık, kaza, her zaman yardıma hazırım ama lütfen bir daha sokak kavgacılarının davalarına çağırmayın beni. İyi günler efendim. İyi günler, güle güle. İyi günler, geçmiş olsun.